Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir ön satış videosu ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ücretsiz whitelistleri ve ön satışları düzenli olarak kanalımızda paylaşıyoruz. Özellikle ücretsiz whitelistler bir form doldurarak ve sosyal medya görevleri yaparak size ücretsiz token kazanma şansı tanıyan projeler. Ücretsiz whitelistler ve ön satışlar süre sınırlı olduğundan ötürü kanalımıza abone olmanız, abone olurken de tüm bildirimleri ilet seçeneğini seçmeniz önemli. Bazıları yarım saat oluyor, bazıları birkaç gün oluyor. O yüzden video yüklenilmez. Haberdar olmak için dediğim gibi kanalımıza abone olmanız lazım. Yine Para Vadisi adlı bir Telegram grubumuz var. Burada da düzenli olarak sizin sorularınızı cevaplıyorum. Yine analizleri paylaşıyoruz, grafikleri paylaşıyoruz. Yine ön satışları da buradan paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Evet, şimdi hızlı hızlı geçelim. Bugün çekeceğimiz çok video var. O yüzden hızlı olmak istiyorum. Yeni tanıtacağımız projenin ismi Milch. Milch Platform da diyebiliriz. Milch Platform daha önce ön satışı yapılmış bir token. GTO borsasında ön satışa çıkacak. Biliyorsunuz GTO borsasının ön satışa çıkan coinlerin tekrar GTO borsasında yayınlanma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden belki ilerleyen süreçlerde GTO borsasında yayınlanmaz da fiyatlanma yapabilir. Videonun başında ve sonunda özellikle belirttiğimiz yeni projelerin riskli olduğunu, bu projelerde dikkat edilmesi gerektiğini zaten söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Videonun başındaki ve önündeki lütfen uyarılara dikkate alın. Yeni projeler her zaman riskli olduğunu unutmayalım sevgili dostlar. Standart uyarılarımızı yaptığımıza göre istiyorsanız anlatmaya geçelim. Önce projeyi anlatalım. Proje nedir, ne değildir? GTO borsasında ön satışa nasıl katılır? Sonra da anlatalım. Milch, bilgi ve eğlence dünyasını birleştirir. Her yıl milyonlarca saatlik kaliteli video içeriği oluşturur. Ancak mevcut lisanslama ve dağıtım süreci o kadar eskidir ki çoğu depolama odalarında toz toplamaya devam eder. İçerik oluşturucular, alıcılar ve dağıtıcılar hala çevrim dışı bölgesel ortamlarda faaliyet göstererek, şurada video sonunda açayım size göstereyim, oynaya dursun. Milch küresel tüm video için kullanılabilirliğini, alıcılar için keşif işlemi, tüm sektör için komple lisans izleyici kitlesine erken geri bildirim. Proje küresel medya endüstrisinin 4 temel önemli sorunlarını çözecektir. Milch ilk kez izleyici ve içerik yaratıcıları, alıcılar ve dağıtıcılar arasında bir köprü kuracak. Bu bağlantılı izleyicilerin kaliteli yeni içeriğin yaratılması ve dağıtılmasını doğrudan etkilemesi ve bundan yararlanmasına olarak yaratacaktır. Ivır zıvır. Kısaca söyleyeyim. Yayıncılarla içerikçileri birbirine ulaştıracak bir token. Yine videoların orijinalliğini, orijinal olup olmadığını size söyleyecek bir token. İçerik lisanslama, içerik yönetimi, içerik pazarlama, içerik dağıtımı, altyazı, dinleyici katılımı gibi hizmetleri verebilecek bir proje tokenı kısaca. Yani videolarla ilgili genellikle büyük ihtimal YouTube ve Facebook videolar üzerine çalışacaktır. Bunların doğruluğunu sağlayan, bunlarla ilgili lisanslama yapabilecek. Şurada da yazıyor zaten. Bu projeleri destekleyecek bir token. Mil token, zaten token isminde Mil token. Mil platform büyüdükçe de Mil token'a talep artacaktır diyor. Kullanıcılara içerik oluşturulan doğrudan erişim ve üretim zincirinde aktif bir rol oynama fırsatı. Büyük ihtimal token sahiplerine video doğrulamada içerik oluşturdukları zaman veya video doğrulama yaptıkları zaman bununla ilgili de token dağıtımı yapacaklar gibi geliyor bana. Jeton yakmaları yapacak, jeton yakımları yapacaklarmış. Bir içerik lisans almak için, lisans imzalamak için ödeme olarak Mil token kullanacaklarmış. Yani bu bir lisanslama, bu token bir lisanslama yaptığında ödemeyi MLT ile yapılması gerekecekmiş. MLT sahipleri Milch platformu launchpad projelerine yatırım olarak katılabilir. Yani launchpad, launchpool ve launchpad platformu da olacakmış aynı sırada. Benim arzı hoşuma gitti açıkça söylemek gerekirse. Şimdi şuraya gelelim. Önce 200 milyon arzı var. Arzının az olması her zaman bizim için iyiydi biliyorsunuz. Daha sonra şöyle etiketlerine baktığımızda burada Metaverse projesi
medya olduğu bizim dikkatimizi çekiyor. Metaverse projesinde de içine yer almış. Marketplace'i zaten söylemiştik, Marketplace'de alım satımlar yapabileceğini. Yani şurada Metaverse ve medya benim dikkatimi çekti burada. En fazla 1 dolar küsür bir rakam ulaşmış. 1 dolar 8 centlik bir platform rakam ulaşmış sanırım. Şöyle bir bakayım. Evet. Bir de herhangi bir borsada listelenmemiş arkadaşlar. Uniswap ve PancakeSwap da var sadece. O dikkatimi çekti. Dediğim gibi yatırım yapmak yapmamak size kalmış. Detayları da web sitesinde, sosyal medya alanı aşağıda bırakıyorum. Onunla ilgili şey yapabilirsiniz. İşte direkt Pancake ve Uniswap'tan almak istiyorsan sözleşme numaraları da burada yer alıyor. Bununla ilgili yine white paper'ı ve benzeri dokümantasyonlara da ulaşabilirsiniz. Ben hoşuma giden tarafları söyledim. Dediğim gibi yatırım yapıp yapmamak size kalmış. GTO borsasında peki nasıl ön satışına katılırız? Şimdi GTO borsasında ön satışa katılmak için önce GTO borsasına üye olmamız lazım. Şu videoyu linkin altına bırakıyorum. Burada %40 komisyon indirimli var bakın. %40 komisyon indirimli linkimiz var. Buradan üye olacaksınız. Yine burada videomuz var. GTO borsasına nasıl üye oluruz, nasıl para göndeririz. Borsalar Bununla ilgili çok detaylı bir video çektim. 15.000'den fazla izlenim almış. Bu videoyu da izleyerek GTO borsasına üye olabilirsiniz. Şu linkle üye olmayı unutmayın. Daha sonra GTO borsasına üye olduktan sonra projenin bazı istedikleri var. Ona bakalım. Önce diyor ki GTO borsasına üye olduk. Oturum açtıktan sonra KYC doğrulaması, yani kimlik doğrulaması yapın diyor. Demin gösterdiğim videoda kimlik doğrulaması nasıl yapılır hepsi var, ona bakarak yaparsınız. Daha sonra ne yapacağız? Bunun standart bir sözleşmesi var, onu imzalayacağız. Burada diyor ki yeni, benim anlattıklarım işte yeni projeler risk içerir, ıvır zıvır, bunların hepsi zaten anlattığımız işler. Yine okumak isterseniz Türkçe içerip okursunuz. Gönder diyor, sözleşmeyi imzalıyor. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra diyor ki yeterli miktarda para birimi koyun diyor. Yani ne kadar para koyacağız cüzdanımıza? Spot cüzdanımızı en az 21.69, yani 22 dolarlık bir alım yapabilirmişiz. Yani en az sayaç bittikten sonra 22 dolarlık alım yapacakmışız. Onun karşılığında da 30 MLT diyor, ama bu şu rakamlar değişiyor. Ön satış fiyatlarına göre değişiyor. Ona çok takılmayın. 21 dolarlık MLT fiyatından alım yapabilirsiniz. Yani en az 21 dolarlık paket alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Şimdi geldik şeye. Sözleşmeyi de imzaladık. Şimdi ne olmamız lazım? Başka bizler ne istiyor? VIP 1 olmamız istiyor. VIP 1 nasıl oluruz şimdi? VIP 1 nasıl oluruz? Anlatayım ben size. GTO borsasında VIP 1 olmak için birden fazla seçenek var. Birincisi, bizim en basit kullandığımız seçeneklerden bir tanesi 100 GT tutarak, yani 14 günlük süre içinde 100 GT token tutarak VIP 1 olabilirsiniz. VIP 1 olduğunuzda şurada isminizin yanında VIP 1 2 3 4 0 yazar. Burada VIP 1 yazması lazım. Veya başka bir yolu, 1,5 BTC'lik işlem yapmanız lazım. 1,5 BTC'lik işlem yapmanız lazım. Al sat yaparak bunu yapabilirsiniz. Örnek derim işte 500 dolarınız var. Sürekli al sat yaparak 1,5 BTC'lik hacme ulaşabilirsiniz. Ayrıca 20 GT token da bulundurmanız gerekiyor. Veya 0,05 BTC'lik de toplam değeriniz olması lazım. 0,05 BTC kaç para ediyormuş? Hemen para havadise girelim. Şu anki güncel haline bakalım. Bitcoin'e geldik. Buraya kripto hesaplayıcı kısmına 0,05 BTC yazdığımızda 2838 dolarlık bir cüzdanınıza para bulunması gerekiyor. Şöyle bir para bulundurabilirsiniz. Birinci seçenek veya 100 GT'lik 100 adet GT tutabilirsiniz veya 1,5 BTC'lik işlem yapıp 20 GT bulundurabilirsiniz. Şu 30 gün arkadaşlar, şu ikisi de 14 gün diyebiliyorum. Bunları yaptıktan sonra VIP 1 olabiliyorsunuz sevgili dostlar. GT token'a bakalım. Ben uzun süreden beri elimde GT token bulunduruyorum. GT token zaten bir borsa tokunu. ATH fiyatları 12 dolarlara kadar ulaşmış bir GT token. Burada hani GT token alacağım hocam elimde kalacak diye düşünmeyin. Burada GT tokenlar al sat yaparak bile hem o hacimlere ulaşabilirsiniz hem de kar elde edebilirsiniz. Yani bildiğimiz standart şeylerden bir farkı yok. Alıp sattığınız tokenlardan bir farkı yok. Evet, VIP 1 olduk diyelim. Şimdi geldik, VIP 1 olduk. Cüzdanımıza 21 dolar bıraktık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hiçbir şey yapmayacağız.
Sözleşmeyi de imzaladık zaten. Sayaca saatimizi kuracağız. Sayaca saatimizi kurduktan sonra şuradaki ön ısıtma şeyi emir vere dönüyor artık. Emir ver butonuna dönüyor. Buraya tıklıyoruz. Önümüze bir pencere açılıyor. Kaç dolarlık yatırım yapmak istiyorsunuz diyor. İşte oraya yazıyoruz 21 dolar, 22 dolar. Bazen de işte hani bir paket 21 dolara eşit de diyebilir. İşte kaç paketlik alımda yapmak istiyorsunuz diye sorabilir. Orada zaten açılan pencerede ne yapıyorsunuz? Başvur diyorsunuz. Başvuruyor. Başvuruyorsunuz. Eğer size token çıkarsa hesabınızdan yaptığınız yatırım kadar işte 20 dolar, 40 dolar, 50 dolar neyse onu kesiyor. Spot cüzdanınıza MLT diye bir pencere açıyor. MLT diye bir pencere açıyor. O MLT'nin karşısında da size verdiği token'ı görebiliyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Yani GTO borsası belki en basit ön satış platformlarından bir tanesi. Zaten YouTube kanalımızda GTO ile ilgili şurada şeye girerseniz, ön satış ve idolara girerseniz burada birçok GT borsası ile ilgili. Bakın şurada SonarWatch, ondan sonra Number Protocol. Şöyle aşağı inelim. Vardır birkaç tane işte işlerine bakarsanız işte Doge gibi birçok şeyi anlattım zaten ön satışı. Hepsinin mantığı aynı. Sadece dediğim gibi bazısı işte 20 dolarlık yatırım yap diyor. Bazısı 21 dolarlık yatırım yap diyor. Tek farkı o arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey varsa çekinmeden yorum altına yazın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok gaza gelip o kadar çok video paylaşmaya özen gösteriyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.